Merhaba Özel Eğitim Ailesi, ben Erkut Erdağ. Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalına hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hatırlayacak olacağınız üzere davranış problemlerine önceki videomuzda giriş yapmıştık. Tanımını yapmıştık. Ana hatlarıyla bir takım ifadelerde bulunmuştum ben size. Bir, bir çerçeve çizmiştik. Daha sonrasında yeni videolarla davranış problemlerini siz, e, uzun uzun konuşacağımızı söylemiştik. Bugün davranış problemleri videomuzun ikinci bölümündeyiz ve sizlere bir problem davranışın artmasına neden olan engellenmesi adına bir takım handikapları ortaya çıkaran eleştiri tuzağından bahsetmek istiyorum. Eleştiri tuzağı yetişkinin çocuk problem davranış yaparken onu olumsuz pekiştirerek adından da anlaşılacağı gibi ...çocuğun tuzağına düşmesi olarak kısaca e, tanımlayabiliriz. Buradaki en önemli etken, çocuk bir problem davranışı yaptığında... ...mesela çocuk kendini yere attı, e, bir yetişkin olarak olaya müdahale etmek istedik, bu problemi çözmek istedik. E, i̇lk aklımıza gelen şey, neden kendini yere attın, bunu hep yapıyorsun, kendini yaratmanı istemiyorum benzeri ifadeler oluyor... Bu ifadeler tabi e, çocuğa şu şekilde gidiyor. Aferin benim dikkatimi çekmeyi başardın. Çok güzel. Hep böyle yapmalısın. Benim dikkatimi, ilgimi ne zaman çekmek istersen e, kendini yere atabilirsin. Şeklinde mesaj gidiyor çocuğa. Dolayısıyla biz bir problem davranışı çözmek isterken e, var olan davranışı iyice büyütmüş, sürenleştirmiş ve İleriki günlerde, aylarda belki yıllarda e, oturmasına neden olmuş oluyoruz. Ve biz bunu bütün e, iyi e, dileklerimizle yapıyoruz. Tabi eleştiri tuzağının e, bizim toplumumuzdaki yeri ayrı. Önceki videolarımda kısa kısa değinmiştim. Bizim toplumumuzun e, yapısında e, hani düşeni kaldırmak denir. Tarzı e, ifadeler var, deyimler var, atasözleri var bunlarla ilgili. Bunların hepsi yaşanmışlıklarla alakalı tabii ki. Dolayısıyla bizim toplumumuz dikkat çekmeyi seven bir toplum. Yani yere düşen bir çocuk varsa bu çocuğa yardımcı olmak adına iyi niyetle onu işte elinden tutarak kaldırma ya da aa niye böyle yaptın tarzı ifadeleri kullanan bir toplum. Dolayısıyla biz toplum olarak eleştiri tuzağına düşmeye çok yakınız. Farklı ülkelerde bu durumlar daha minimal şekilde yaşanıyor, daha az yaşanıyor ama bizim toplumumuz için gerçekten ve gerçekten çok önemli bir etken bu. Üstelik eğer ana babaysak, öğretmensek ya da çocuğun bir yakını ya da çocuğun sorumluluğunu almış bir kişiysek ve bu bir toplum içerisinde, bir grup içerisinde yapılıyorsa bizi çok sıkıntıya sokuyor. Şuna bak, öğretmene bak. Anneye bak, babaya bak, ablaya bak ve benzeri çocuğa yardım etmiyor. Çocuk yere düştü, çocuk yerde hiçbir şey olmamış gibi bakıyor, yardımcı olmuyor, elinden tutup kaldırmıyor şeklinde mesajlar geliyor. Bu bizim toplumumuzun sürece bakışından kaynaklı bir şey. Tamamen iyi niyetlerle bir durum bu, iyi niyetli bir durum bu. Ama ee, özellikle bizim gereksinimli çocuklarımızda aslında bütün e, çocukların e, gelişiminde çünkü problem davranış sadece özel gereksinimli çocuklara ait e, patentli bir durum değil problem davranış her çocuğun hatta yetişkinin yapabileceği e, bir hadise o anlamda bu bahsettiklerimiz konuştuklarımız e, bütün insanlarda olabilecek problem davranışlar için geçerli bir durum Dolayısıyla eleştiri tuzağında en büyük handikabımız toplum dedik Bunun dışında e, ağzımıza yerleşmiş Tabii ki bir takım kalıplar var bu kalıplar bizi e, ister istemez e, olumsuz ifadeleri kullanmaya e, yönlendiriyor Hayır yapma dur hep böyle yapıyorsun neden gibi ifadeler biz e, farkında olmadan çıkıyor. Dolayısıyla bu e, çocuğun problem davranışını gerçekten ve gerçekten e, tabiri caizse köprüden bir hadis oluyor. Ben bunu e, yangına körükle gitmek gene e, atalarımızın bize yadigar sözleriyle açıklayabiliyorum. Dolayısıyla... Bu durumlarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çocuğun biz eleştiri tuzağına düştüğümüzde var olan problem davranışı çok büyüteceğiz. Belki çok masumane bir şeydi. Belki çocuğun ayağı yere takılıp, ayağı bir yere takılıp düşmüştü. Yani çocuğun burada bir kastı yoktu. Bizim ilgimizi çekmek amaçlı değildi. Ama biz bu ifadeyi söylediğimizde çocuğa bir fikir vermiş oluyoruz. Dolayısıyla çocuk e, nur, to nur topu gibi tabiri caizse bir problem davranış kazanmış oluyor. O anlamda e, lütfen ve lütfen e, olumsuz ifadeleri e, çocuğumuz yetiştirirken bütün gelişim alanlar için söylüyorum. E, minimal kullanmamız gerekiyor. E, daha dengeli kullanmamız gerekiyor. Ve e, çocuğa yaptığı değil e, yapması gerekeni söylememiz gerekiyor. Ya neden oturmuyorsun? Bu da bir eleştiri tuzağı ifadesi. Neden oturmuyorsun yerine ben senin oturmanı istiyorum. Alternatif o kadar çok ki o anlamda bu tarz durumlarda olumlu sözcüklerle yapılması gerekeni çocuğa hedef olarak vermemiz gerekiyor. Yapılmaması gerekeni değil yapılması gerekeni hedef olarak vermemiz gerekiyor. Özellikle yine kalabalık ortamlarda ortaya çıktığında problem davranışlar eleştiri tuzağı açısından gerçekten çok önemli durumlar oluyor. Kalabalık ortamlar, alışveriş merkezleri vesaire, süpermarketler bu özellikle yere atmalar, belki çığlık atmalar tarzı problem davranışları olduğunda gerçekten biz orada bir şey yapmamız gerekiyor. Yapmadığımızda zaten direkt olarak aa ee, anneye bak, babaya bak, ablaya bak, hiçbir şey yapmıyor, çocuk bağırıp duruyor şeklinde. Evde ortaya çıktığında, geç bir saatte ortaya çıktığında yine keza üst komşumuz, alt komşumuz, yan komşumuz yine aynı sistemlerde bizlere bulunabiliyor. O anlamda bu kanalın e, önemli özelliklerden bir tanesi, toplum aydınlatma, bilinçlendirme adına lütfen ve lütfen çocuk eğitiminde bazı doğru bildiğimiz yanlışlar var ve eleştiri tuzağı bunların. En başında gelen durumlardan bir tanesi eleştiri tuzağına çocukları eleştiri tuzağına düşmemeye özen göstermeliyiz. Bunu biz e, sınıf farkı olmadan diyeceğim yapıyoruz. Yani e, öğretmenler olarak yapılıyor, farklı kültürdeki insanlar olarak yapıyor, yapılıyor. Dolayısıyla bunun aslında şeyi yok. Yani. E, çok genel yapılan bir hadise bu. Ve çoğuna dediğim gibi düşünmeden yapılıyor. E, ve nelere de mal olduğunu e, anlatmaya çalıştım sizlere. Evet, kısaca eleştiri tuzağını örnekleriyle beraber ifade etmeye çalıştım. Problem davranışlar serimizin ikinci videosunda sizlerle beraberdim. İlerleyen süreçte problem davranışlarla ilgili gene böyle kısa kısa bilgi notlarıyla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.